Rusça hareket fiilleri 7. dersime hoş geldiniz. Bu derste biz ön takılı hareket fiillerini öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün po ön takısını öğreneceğiz. Bu ön takı önce öğrendiğimiz ön takılardan farklı. Neden farklı? Çünkü öncekiler hareketin yönünü gösteriyordu. Burada ise hareketin yönünü göstermiyor po. Po başka bir şey gösteriyor. Bugün anlamlarını öğreneceğiz. Önce e, işte yönünü göstermediği için ne oluyor? Hem tek, tek yönlü hem çok yönlü şekilde ikisi de bitmiş oluyor. Hatırlıyorsanız e, başka yani yönü hareketin yönünü gösteren ön takılarda çok günlüsü bitmemiş oluyor. Tek günlüsü ise bitmiş. Ama bu e, bu tür ön takılar her ikisi bitmiş oluyor. Yani her ikisi e, her ikisinin çekimlerini onu gelecek zaman olarak veriyor. Şimdi birazdan bakacağız anlamlara. Genellikle ben e, bu konuları tekrar etmek isterseniz 5. dersin ilk kısmını dikkatle tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada şu an ekranda çıkan bir stikeri tıklayın ve oradan o videoya geçebilirsiniz ve yine tekrar edebilirsiniz. Konu çok böyle kolay konu olmadığı için yine tekrar etmek etmekte fayda olabilir. Po ön takısı kolay ekleniyor. Gördüğümüz gibi pahadit, payti mesela idti, itti bu eklendiğinde payti olur. Ama zaten vayti, vıyti, uyti, priti onların hepsi iti olarak değişiyordu. Aynı şekilde bu da değişiyor. Pahaju, pahodiş, pahodit paydu, paydoş paydöt gibi öyle şekilde değişiyor. Örneklere Bakacağız daha kolay olur. Geçmiş zamanı da kolay. Hadil, şol. Pahadil, paşol. Hadila, şla. Pahadila, paşla. Vesaire. Evet. Bunlar demek çok yönlü. Pahadit. Tek yönlü. Payti. Biz tek yönlüsünden başlayalım. Ne anlamda kullandığına bakalım. Sonra çok yönlüsünü de gözden geçireceğiz. Tek yönlü hareketi niteleyen hareket fiillerine po ön takısı eklendiğinde şu anlamlar kazandırabilir. Birinci hareketin başlanması, ikinci hareketin yeni aşamasının başlanması ya da niteliğinin değişmesi. Önce birincisine bakalım. Hareketin başlanması. Örneklerle iyi gösterebiliyorum bunu. Mesela birinci örnekten Девочка встала и пошла к двери. Kız ayağa kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Şimdi yürümeye başladı yani. Başla. Bu hareketin başlangıcı. Возле дуба мы нашли узкую тропинку и побрили по ней. Dub meşe ağacı demek. Yani meşe ağacının yanında dar bir patikayı bulduk ve onun üzerinden yürümeye başladık. Tabii pabrili ya amaçsız ya güçlükle yürümek anlamına geliyor biliyorsunuz. Pabrili paniği. Evet yine yürümeye başladık. Хорошо, сказал он и полез на крышу. Peki, o dedi ve dama tırmanmaya başladı. Yine полез yani tırmanmaya başladı. Hareketin başlangıcıdır. Загорелся зеленый свет и машины поехали. Yeşil ışık yandı ve arabalar hareket etti. Burada bayıhali yani hareket başlıyor, hareket ettiler arabalar. E, şöyle de diyebiliriz ve arabalar gitmeye başladı ya da hareket etmeye başladı. Yani bu po öntekası bu anlamı veriyor. В Ирландии мы сели мы сели в другой самолет и полетели в Нью-Йорк. Ирландада başka bir uçağa bindik ve New York'a uçtuk. Полетели yani hareket başlıyor, uçtuk uçmaya başladık uçtuk. On остановился. Дальше ты поведешь машину, сказал он. Я устал. O durdu. Bundan sonra sen araba süreceksin, dedi. Ben yoruldum. Ты поведешь, yani arabayı durdurdu, остановился. Sonra dedi ki, bundan sonra sen süreceksin. Sen yeni hareketi başlayacaksın, süreceksin. Bu hareketin başlangıcı olduğu için, дальше ты поведешь, söyledi. Şimdi ikinci anlamını gözden geçirelim. İkinci anlamı da hareketin yeni aşamasının başlanması ya da niteliğinin değişmesi. Сначала он шел прямо, потом пошел направо. Bak, önce doğru dümdüz gidiyordu, sonra sağa döndü. Sağa gitmeye başladı. İşte burada gitmeye başladı olarak çevirmek zorundayız galiba. Они shli медленно, потом быстрее. Onlar yavaş yavaş yürüdüler, Sonra hızlı yürümeye, daha hızlı yürümeye başladılar. Evet, потом пошли быстрее. Yani hareket aynı ama hareketin niteliği değişiyor. Daha hızla yürümeye başlıyorlar. <laughs> Первые два часа мы ехали со скоростью 80 км в час. А потом мы поехали быстрее. <laughs> İlk iki saat, e, saatte 80 kilometre hızıyla gittik. Sonra daha hızlı gitmeye başladık поехали, burada gitmeye başladık gibi. Yani yehali yehali, потом поехали. Yani hareketin niteliği değişiyor burada da. Dost usililse i Valya pobejala bystreye. Yağmur şiddetlendi ve Valya daha hızla koşmaya başladı. Yine Rusça'da şöyle söyleyebiliriz. Dost usililse i Valya nachala bejat Ama nachala bejat yerine pobejala daha doğal olarak şöyle kullanabilirsiniz Rusça. Nacela yerine çünkü böyle gördüğümüz gibi Türkçe işte daha hızlı koştu ya da daha hızlı koş koşmaya başladı söyleyebilirsiniz. Я почувствовал усталость и поплыл медленнее. Ben yorgunluk hissettim ve daha yavaş yüzmeye başladım. Yine burada ben yüzerken yorgunluk hissettim ve daha yavaş yüzdüm bundan sonra. Yani yüzmeye başladım. Поплыл медленнее. И начал плыть медленнее. Ama поплыл медленнее daha iyi. Отец шел все быстрее и быстрее, так что я еле успевал за ним. Наконец он пошел так быстро, что я побежал. Бурда ики фил, орэнди ики пошел побежал, пеки бакалым. Отец шел все быстрее и быстрее, я не баба гитикче таһа гизлы юриордо, так что я еле успевал за ним. Ореки бен зорла она Наконец он пошел так быстро, Я не о из Что я побежал. Он пошел так быстро, что я побежал. Гена, hmm? тебе hmm. очень тяжело нести вещи. Hmm. Ну как тебе сказать, чебурашка. Очень тяжело. Gena, hadi ben malzemeyi Po Bu öntakılı tekünlü hareket fiillerinin başka anlamlarına da biraz bakalım. Belki biraz benzer anlamları olabilir ama böyle incelikleri oluyor. İşte gelecek zamanda ve masterda biraz niyeti işaret eder. Gelecek zamanı mesela paydu ya da payti gibi. поеду. Считай, i̇şte, завтра я поеду к родителям. Ярен, Анне мин бабамняна гидиджем. Буби ниеттер. Поеду. Я хочу поехать в Японию. Бен, Япония, гитмек стюром. Гитмек бурда, бин ниет бир истек гиби. В среду мы должны пойти к врачу. Чаршам багюню. Хекимин янна, это доктор янна. Гитмемиз лязым. Мы должны пойти. Должны пойти. Должны пойти. Без бурлить, мы должны пойти. Гитмамис Герикирш. В субботу мы поедем покупать тебе костюм. Дюмартеси Гюнус она так умельбисеси джес. Я да буду би Завтра я повезу вас к своим друзьям. Ярнсизи аркадашлармен янанаги отүрдем. Повезу, буду би неет. Неет ли, В празднике Маша полетит к маме в Казань. Bayramlarda Maşa kazan şehrine annesinin yanına uçacak. Evet bu da onun niyeti. Onu yapacak. Palitit. Мы хотим на следующей неделе пойти в лес. Önümüzdeki hafta ormana gitmek istiyoruz. Bu da bir niyet. я с тобой поеду. Спасибо, чебурашка. Burada şunu belirtmek isterim ki Nujna, dolgun, haçu gibi sözlerle birlikte kullanılan bu mastar. Mesela nujna paliteç, dolgun pavesti, haçu payti gibi. Ön takılı kullanılıyor. Ön takısız da kullanılabilir aslında. İşte burada şunu gösteriyorum. Ama ön takılı tercih edilir. Mesela birinci de. Сегодня мне нужно пойти к Bugün doktora gitmek zorundayım. Burada нужно пойти yerine nuzne itti söyleyebiliriz. Sivonya mne nuzne itti kuracu. Ve bu da gayet doğal, normal, e, anlaşılabiliyor. Ve yani bize yabancı gelmiyor böyle bir ifade. Ты хочешь поехать в Москву на машине? Ты хочешь ехать в Москву на машине? İnce, çok ince bir fark var aslında. Moskova'ya arabayla gitmek istiyorsun. İkincide ee, ikinci de sanki biraz süreci vurguluyor. yehaç. ехать. Москваешь payehaç. Ama aslında çok da fark yok. Çok hemen hemen hiç yok bu fark. Bundan sonra da Маймусину хочется пойти в кино. Маймусину хочется идти в кино. diyemeyiz. Burada da yazdım. Kullanılamaz. Ee, ama eğer bir olumsuz durum varsa yani ne идти, не ехать. О заман, биз онтакысыз бурда. Сегодня мне нужно пойти к врачу. Сегодня мне не нужно идти к врачу. Иште i̇şte я yani не нужно пойти. Дуал сестлен на дуал Сегодня мне нужно пойти. Сегодня мне не нужно идти. Бугюн бен гитмек зорунда дейлим. Ты хочешь поехать в Москву на машине? Tamam. Ты не хочешь ехать в Москву на машине. Evet, durum, да Не хочешь ехать. Не хочешь поехать. Мир, да? Моему сыну хочется пойти в кино. Моему сыну не хочется идти в кино. Мутлака идти ля, малы. Не хочется пойти в кино. Дие Бу олумсус хальде затен чоу заман бильорсунус. yani ba biraz başka türlü kullanıyoruz. İşte Rusça mesela on est, его нет gibi. Yani bir olumsuz durum olduğunda Rusça'da çok fark var. İşte emir kipinde de mesela idi, не ходи gibi. Burada da işte bu örneklerde buna benzer bir durumu görüyoruz. Может быть мне поехать с вами? Нет, вам не нужно ездить со мной. burada ne görüyoruz? Burada sadece yani ön takısız değil hem de tek yönlü yekat çok yönlü yezdite değişiyor çok yönlü olarak kullanılıyor işte e, bakalım burada şimdi ne var burada bir soru var o soruda sanki o Türkçe belki ben de gideyim sizinle gideyim mi hayır siz bizimle gitmeli değilsiniz yani вам не нужно ездить со мной yani siz bizimle gitmeli değilsiniz. Vam ne <laughs> нужно ехать со мной? Kullanılabiliyor aslında. Bu vam ne <laughs> нужно ездить со мной? Daha genel işte. E, olumsuzda daha genel tercih ediliyor. Yezdit hem de böyle bir anlaşılıyor. Yani gidip gelmek gibi. Siz benimle gidip gelmek zorunda değilsiniz. Может быть, нужно поехать за багажом? Yani bu da diyor ki belki Багажа гетмэй мизлазым, э, багажи э, алмая гетмэй мизлазым, гиделимьи, ми, belki. Нужно поехать за багажом? Нет, не нужно ездить за багажом. Хайш, багажи алмая гетмэй герекмё. Велибищей. Может быть, повести наших гостей на футбол? бельки misafirleri мизи футболагию түрлем? Нет, не нужно водить их на футбол. Хайронлары футболагию түрмэй. lazım değil, gerekmiyor. Evet, buradan devam ediyoruz. Nihadil ve nipaşol arasındaki fark. Farktan konuşmak istiyorum. Burada bu iki durum var. Birinci durumda cevap, aynı, soruya cevap. Birinci durumda niyezdil, ikinci durumda nipayakal. Bir gözden geçirelim. Вы ездили вчера на выставку? Soru: Siz dün sergiye gittiniz mi? Нет, не ездил. Hayır gitmedim. Я не знал, что была выставка. Sergi olacağını bilmiyordum. Ya da sergi olduğundan, serginin olduğundan haberim yoktu. Ama ikinci cevap şöyle: Нет, я не поехал. Я хотел поехать, но почувствовал себя плохо. Hayır gitmedim, gitmek istiyordum ama kendimi iyi hissetmedim. Kendimi kötü hissediyordum. İşte burada ne var? Birinci de genel. Niyezdil. Hiç gitmedim. Ama ikincisinde gitme niyetindeydim. Gitmek niyetindeydim. Fakat buna rağmen gitmedim. Ya ni payıhal. Bu böyle bir fark var. Yine ince bir fark. İkinci bir örneğe bakalım. Ve pakazali druzyam naş baseyn. Arkadaşlara havuzumuzu gösterdiniz mi? Yine iki türlü cevap var. Birincisi Vadil. Нет, вчера я никуда их не водил. Я был занят. Hayır, dün onları hiçbir yere götürmedim. Dün hiçbir yere götürmedim onları. Dün meşguldüm. İkinci cevapta ise. Нет, я не повёл их в бассейн. Вчера там было слишком много народу. Hayır, onları havuza götürmedim. Dün orada çok insanlar vardı. Bu da sanki önce oraya götürme niyeti varmış. Fakat çok insan olduğunu gördükten sonra niyeti değişmiş gibi olabilir. Yani ni pavyolak Bir sonraki konumuz emir kipi anlamının alım elim ifade edilme yolları. Bunun için şimdiki zaman idiom, gelecek zaman paydiom ve geçmiş zaman başlı kullanılabiliyor. Idiom te Tia. Burada bildiğiniz gibi emir kipinde tia kullanılıyor. Şimdi bu emir kipi değil. Emir kipi idi, idite. Paydi, paydite. Değil mi? Ama burada biz bu gelecek zamanı şimdiki zamanı emir olarak kullandığımız için onlara T ekleyebiliyoruz. İdyom, idiyomte. Paydyom, paydyomte gibi. Evet, idiyom. Bunlar emir kipinde. Şimdi fark şu idiom, payidiom ve paşli. Özellikle paşli yani geçmiş zaman farklı. Geçmiş zaman daha çok böyle tanıdık insanlarla, daha çok konuşma dilinde, daha çok yakınlık olduğunda. Yani resmi değil. Resmi olması için idiom, paydiom, idiomte, paydiomte kullanmamız gerekir. Paydiomte s v teatr. Bizimle birlikte tiyatroya gidelim. Paşlif v kino. Böyle bir arkadaşa diyorsun ki işte sinemaya gidelim. Пошли в кино. Поедемте на такси. Будет ресми, Да, рессми. Yani. Поедемте на такси. Такси. Такси легиделим. Поехали на такси. Будет чёчок. Я да. Ячте, якыны, Поехали на такси. Поедемте. Демезлер. да. Поехали, дэрлер. Поехали на такси. Кулай, дэмис, Гечмиш за Манакула на Йорсунус, вы еще и Лед Поехали, поехали. Полетим самолетом у Чакла Гиделим. Поплыли к тому берегу. Я не... Обюрш Сахиле Юзелим. Обюрш Сахиле Юзелим. Поплывем туда. буда дага, да ресмибеля. Ора-я Юзелим. Поплывем туда. Слушай, малыш, пойдем погуляем по крыше. А зачем? Ну как зачем искать приключений